Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm, protokolün saygıdeğer üyeleri, değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar. 28 Şubat darbesi ve sonuçları başlıklı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce sizleri Ulu Önder Atatürk ve ebediyete intikal etmiş bütün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, akabinde de İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Ahmet Salih Dağ. Değerli katılımlarıyla bizi onurlandıran 23. dönem Erzurum Milletvekili Doktor Saadettin Aydın'ın özgeçmişlerini arz ediyorum. Saadettin Aydın 8 Temmuz 1962'de Erzurum Hınıs'ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Van 100. Yıl Üniversitesi'nde, doktorasını da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yaptı. Sayısal yöntemler doktorudur. Üniversite öğrencilik yıllarında gençlik hareketlerinde yer aldı. Birçok dergide edebiyat ve şiirle ilgili yazıları yayınlandı. Kardeşi rahmetli Vedat Aydın ve rahmetli Kilisli Mahmut Balcı ile birlikte Erzurum'da yayınlanan Kalem ve Onur dergisini çıkardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 6 yıl öğretmenlik yaptı. 100. Yıl Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak girdi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yaparken 28 Şubat döneminde üniversitede ilişiği kesildi. Birkaç yıl Ankara'da özel lise ve dershanelerde görev yaptı. Ardından Gaziantep Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Burada görev yaparken Başbakanlık TİKA tarafından Kosova Priştine Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak gönderildi. 2007 seçimlerinde Erzurum'dan milletvekili seçildi. Parlamentoda TİT Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak da çalıştı.
hala Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğretim üyesidir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Şimdi sunumlarını gerçekleştirmek üzere Sayın Saadettin Aydın'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Vali, saygıdeğer belediye başkanımız, rektörümüz, başsavcımız, jandarma bölük komutanımız, rektör yardımcısı arkadaşlarım, çok kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi sözlerimin başında saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, ben bugün tabii kendi evimdeyim. Çünkü Kilis Malum Rıfat Eğitim Fakültesi'nde uzun yıllar burada öğretim üyesi olarak çalıştım. Tabii bizim öğretim üyesi olarak çalıştığımız yıllarda henüz böyle bir kampüs yoktu. O zaman Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı. Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı bir fakülte İki fakültesi vardı, yüksek okul vardı. Ancak daha sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak kurulunca çok hızlı bir şekilde üniversitenin gelişmekte olduğunu, büyümekte olduğunu ve gerçekten üniversiteyle birlikte Kilis şehrinin de çehresinin çok ciddi manada değiştiğini görmekten mutluyum. Emeği geçen bütün yöneticilere, bu kadrolarda görev yapan bütün çalışanlara teşekkürlerimi arz ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii konumuz 28 Şubat süreci. Şimdi 28 Şubat süreci öncesinde bir arka plandan bahsetmemiz lazım. 28 Şubat ne zaman başladı? Nasıl seyretti, neden 28 Şubat adını aldı? Tüm bunlardan bahsetmeden evvel bir arka planından bahsetmemiz lazım. Şimdi Türkiye'de bildiğiniz gibi Cumhuriyet kurulduktan sonra zaman zaman ülkede çeşitli yönetime el koymalar, askeri darbeler hep böyle Türkiye'nin gündeminde yer almıştır. Çeşitli sahiplerle genellikle silahlı kuvvetler yönetime el koymuşlardır. Fakat özellikle 1969 yıllarında Türkiye'de siyasal seçimler yapılırken Necmettin Erbakan, bugün bu gençlerden birçoğunun ya biz zaten onun döneminde yaşamadık çünkü siz oldukça genç kuşaklarsınız. O zaman Konya'dan bağımsız milletvekili olarak parlamentoya giriyor. Parlamentoya girdikten sonra bir Milli Nizam Partisi adında bir partileri var. Bu partiyle parlamentoda işte kendi dünya görüşünü, siyaset tarzını parlamentoda temsil etmeye çalışıyor. Tabii bu süreçte o günün koşullarında işler çok iyi gitmiyor. Yani yönetim kademelerinde gerek siyasi erkler içinde tasvip görmüyor ve bunun partisi kapatılıyor. Kapatıldıktan sonra 1900 hemen ardından tabii parti kapatmanın çare olmadığını bütün orada yaşayanlar, bugün de tecrübe etmiş olanlar bilirler ki bu bir çözüm değil. Başka bir isimle bir parti kuruluyor. Bu parti de Milli Selamet Partisi olarak kuruluyor. Daha sonra Milli Selamet Partisi girdiği seçimlerde işte 48 civarında hatırladığım kadarıyla bir parlamentoda milletvekili sayısına erişiyor. O dönem koalisyon ortağı olarak iktidarda yer alıyor.
Çünkü tek başına hiçbir parti yönetimi devralacak güç de değil. 74 yıllarında Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi ile, o zaman başında Bülent Ecevit vardı, onunla birlikte bir hükümet kuruyorlar. 79 yılında Kıbrıs çıkarması da, Kıbrıs Harekatı da bu döneme denk gelmektedir. Daha sonra Milli Selamet Partisi de bir şekilde kapatılıyor. Hep gerekçe işte irticai faaliyetlerin odağı olmaktan mülhem böyle bir dava açılıyor ve kapatılıyor. Ardından ben tabii bu arka planı biraz hızlı geçiyorum. Ardından Refah Partisi, Milli Selamet Partisi tabii ne zaman kapatılıyor? 1980 ihtilali olduğu zaman, o zaman yürürlükteki bütün siyasi partilerle birlikte Milli Selamet Partisi de kapatılmış oluyor. Hatta siyasi parti liderleri o yıllarda tutuklanarak cezaevine konuyorlar. Daha sonra Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, o dönemin siyasileri Necmettin Erbakan gibi siyasi parti Alparslan Türkeş gibi hepsi de rahmetli olmuş. Allah hepsine rahmet eylesin. Bunlar cezaevlerinde işte epey bir süre kaldıktan sonra normalleşme süreciyle birlikte ülkede 1983'te, 82'de bir anayasa değişikliği oldu. Anayasanın kabulünden sonra normal, artık ülke normalleşme sürecine girdiği için siyasi partiler, yeni siyasi partiler kuruldu. Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla birlikte o zaman işte bu kapanan Milli Selamet Partisi'nin yerine de Refah Partisi adıyla bir parti kuruldu. O zaman tabii genç kuşaklar olarak siz kıymetli öğrencilerimiz hatırlamaz. Anavatan Partisi 83 seçimlerinde Türkiye'de seçimlerden en yüksek oyu alarak iktidara yürümüş oldu. Kurucusu ve genel başkanı Turgut Özal'ın önderliğinde bu parti uzun yıllar ülkemizde iktidarı devraldı ve siyaset sahnesinde bulundu. Tabii bu dönemde Refah Partisi de 1995 döneminde seçimlerde, yani 95'e kadar işte şöyle böyle geldi. Özal Cumhurbaşkanı oldu. Özal'dan sonra Mesut Yılmaz Anavatan Partisi'nin genel başkanlığına getirildi. O süreçte tekrar tabii seçimler oldu. Biliyorsunuz 4 yılda bir, eğer erken seçim olmamışsa ortalama 4-5 yılda bir seçim yapılıyordu. 1994 yerel seçimlerinde değerli arkadaşlar Refah Partisi adıyla kurulan, yani Milli Selamet Partisi'nin devamı olan bu parti önemli oranda yerel seçimlerde varlık gösterdi. Birçok yerde belediye başkanlığını kazandı. Tabii bununla birlikte bir sanki bir özgüven gelmiş oldu Refah Partisi tabanına, partililere. 95 seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki, biz 20. dönem diyoruz. Yani her bir dönemin adı var. İşte 20. dönem, 21. dönem, 22. dönem. Şu anda 27. dönem parlamentosu var. O zaman Süleyman Demirel, Turgut Özal rahmetli olduktan sonra seçilen yeni Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel hükümeti kurma görevini o dönemde seçimlerden birinci parti olarak çıkan, 95 seçimlerinde birinci parti olarak çıkan Refah Partisi'nin genel başkanı ve aynı zamanda Konya milletvekili Necmettin Erbakan'a veriyor. Necmettin Erbakan partiyi kuracak, güven oyu alacak bir yeterliliği göremiyor. Parlamento ortamı buna müsait değil ve hükümeti kuramadı. Tabii o süreçte haftalarca görüşmeler yapılıyor diğer siyasi partilerle, ya işte bizimle ortak olur musunuz filan. Genel eğilim, ki ben o zaman asistandım, doktora yapıyordum, çok iyi hatırlıyorum o yılları, ya sanki böyle vebalı bir
şeymiş, hareketmiş gibi hangi siyasi partiye, işte ikinci partiye gidiyor, üçüncü partiye, ortaklık kuralım, birlikte hükümet olalım. Yok, vebalım. Hep böyle kaçıyorlar. Dolayısıyla hükümetsiz kaldı ülke. Hükümet kurulamadı. Kurulamayınca doğal olarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel parti hükümeti kurma görevini ikinci parti olarak Mesut Yılmaz'a verdi. Mesut Yılmaz ile o zamanın, yani Anavatan Partisi Başkanı, Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve Doğru Yol Partisi'nin Genel Başkanı da Tansu Çiller, ikisi ortak bir hükümet kurdular. Kurdular, ancak yeterli oyu alamadıklarını, belli bir sayıda almışlardı, şu anda hatırlamıyorum kaç oy almışlardı. Evet, bu Refah Partisi'nin kurmayları, hukukçuları o dönemde şey yaptılar. Dediler ki, ya bunlar yeterli sayıda evet oyu alamadılar, parlamentodan güven oyunu yeterli sayıda çoğunluğu sağlayamadılar. Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Anayasa Mahkemesi bunları haklı buldu. Evet, bunlar yeterli sayıyı sağlayamadıkları halde hükümete devam ediyorlar ve hemen hükümet bozuldu. Bu sefer doğal olarak, şimdi ülke hükümetsiz kalacak değil ya, Cumhurbaşkanı Demirel bu sefer tabii kulisler de yapılıyor, o aralar konuşuluyor. Gazeteciler, yorumcular, siyasetçiler, ya ne olacak yani, şimdi bu vebalı gördüğünüz adamlarla birileri hükümet kurmak durumunda yani sonuçta. Ve Cumhurbaşkanı Demirel ikinci kere Necmettin Erbakan'a hükümet kurma görevini verdi. Bu 28 Haziran 1996 tarihi. Partiler arasında bir koalisyon protokolü yapıldı. Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi'nin ortaklaşa kuracağı hükümetin protokolünü imzaladılar. Protokolda şöyle, başbakan olarak önce Necmettin Erbakan başbakan olacak, ardından iki yıl sonra da Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı olan Tansu Çiller başbakan olarak görev yapacak, değişecek. Bu da niye böyle? Yani sanıyorum, yani siz başbakan olun, ben de yardımcısı olayım, bu hükümet böyle devam etsine yanaşmadıkları için ülkede seçimlerden birinci parti olarak çıkmış olan Refah Partisi genel başkanı, ya işte iki yıl ben başkan olayım, başbakan olayım, ardından da Tansu Çiller olsun. Böylece işte bir çeşit uzlaşma yolu seçerek hükümeti kurdular. Necmettin Erbakan ne oldu? Başbakan Tansu Çiller, Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı Tansu Çiller, başbakan yardımcısı ve aynı zamanda da Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyor. Şimdi arka planda bakın zorluklarına biraz dikkat çekmiş oldum. Yani süreç nasıl işliyor? İşte bir siyasi hareket biraz böyle toplumda, ya bunlar acaba bunlar ülkeyi işte bin yıl geriye mi götürecekler? Ne yapacaklar? Yani bunlar şey adamlar, bir de basın böyle pompalıyor. İşte bunlar gelince bizim yaşam tarzımıza müdahale edecekler, ülkeye şeriat getirecekler gibi böyle tezler çokça, çok sıklıkla işleniyor. Ta ki 95 yılındaki işte bu Anavatan Doğru Yol hükümetinin 3 ay içerisinde bozulmasından sonra Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi'nin hükümeti kurma, ortaklık etmelerine kadar bu korku hep böyle devam etti. Peki şey olunca ne oldu? Hükümeti kurduktan sonra tabii bu dediğim basın yayın çevreleri, Türkiye'deki işte bir takım güç odakları, bunlar rahat durmuyorlar. Bunlar müthiş rahatsızlık veriyorlar. Yani Doğru Yol tabanında özellikle, ya siz bunlarla nasıl ortaklık kurarsınız? Olacak iş mi bu? Bu mürtecilerle siz nasıl hükümet kurar, ülke yönetiminde görev alırsınız filan? Bu olacak iş değil falan.
Bu sefer bu siyasi parti içerisinde bazı Doğru Yol Partisi mensupları Tansu Çiller'e eleştirilerini ve itirazlarını dile getirdiler. Kabul görmeyince bunlar ayrılıp yeni bir parti kurdular bir kısmı. Böyle de bir süreç devam etti. Peki 28 Şubat adını neden alıyor? Niye 28 Şubat diyoruz? 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu'nda bir toplantı yapılıyor ve bu toplantıda bir takım kararlar alınıyor. İşte bu kararlar hükümete resmen bir muhtıra niteliği taşıyan kararlar, yani sivil iradenin, işte parlamentoya milletin oyuyla girmiş sivil iradenin yapacağı ve planlayacağı bütün şeylere ilişkin bir çeşit protesto, işte şunları yapacaksınız dikte tarzı bir muhtıra tarzında bir 18 maddelik kararlar bildirilince işte bu adını buradan alıyor. 28 Şubat süreci başlamış oldu. Oysa şimdi sizlere arz etmeye çalıştığım gibi aslında 28 Şubat süreci dediğiniz, yani o 28 Şubat 1997'de başlamış bir şey değil. Yani daha öncesinde de mesela sürekli tutuklanmalar, işte parti kapatılmalar, bu süreç devam etmiş böyle. Şimdi bu dönemde arkadaşlar bunların hükümet olmasıyla birlikte, Necmettin Erbakan'ın başbakan olarak ülkeyi yönetimine gelmesiyle birlikte o dönemde ilk defa ülkede havuz sistemi diye bir sistem oluşturdular. Havuz sistemi şu, biliyorsunuz işte Maliye Bakanlığı, Hazine, ortaklaşa alınan kararlar, işte bakanlıklara bütçeler verilir. Önceden verilen bu bütçeler bakanlıklar bağımsız bir şekilde kullanılır. Yani hangi paranın nerede nasıl harcandığını çok böyle denetleme şansı yoktur. Yani yetki ve şey birimlere bırakılmıştır. Bunlar havuz bütçesi diye oluşturdular. Tek yerden çıkacak. Nereye çıkıyorsa başbakanın haberi olacak. Bununla ben o yılları çok iyi hatırlıyorum. Yani çok ciddi bir şekilde mali disiplin gelmiş oldu. Mali disiplin, hani belki branş olarak bu işe yakın olmayan diyelim iktisat öğrencileri dışındakiler çok iyi bilmez. Mali disiplin arkadaşlar, yani paranızın nereye harcandığının kontrol edilmesi, bilinmesi. Özetle bu. Şimdi bunlar bunu çok iyi kontrol edip disipline edince, planlayınca havuzda müthiş paralar birikiyor. Yani kayıp kaçak önlenmiş oluyor tabiri caizse. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar o zaman memur ve işçilerin maaşlarına artışlar oldu. Ya anormal bir artış. Millet gülüyor. Ya bu kadar para veriyorlar bunlar. Lan bu paranın kaynağını bulabilecekler mi? Ya bunlar sallıyorlar ya. Mümkün değil. Böyle bir para veremezler filan. Ve arkadaşlar verdiler. Gerçekten. Yani bazı birimlerde %70'e kadar artışlar oldu. Ya böyle bir bolluk. Memur kesimi memnun, işçi kesimi memnun filan. Ama bazı kesimler tabii bundan memnun değil. Niye? Çünkü yani bu tür icraatlarıyla milletin, çalışanların hoşuna gidecek, onları memnun edecek bir takım uygulamalarınız tabii ki bazı çevrelerde, bu iktidarın devam etmesini istemeyen çevrelerde rahatsızlıklar da yaratıyor. Ve bu başladı. Şimdi o süreçle ilgili olup biten olayları böyle kronolojik olarak Refah Yol Hükümeti'nin hükümet ettiği yıllarda o süreci şimdi bakıyoruz. 2 Ağustos 1996 Erbakan Başkanlığında ilk askeri şura toplandı ve bu şurada 13 subay irtica gerekçesiyle ordudan ihraç edildi. İlk şey. Şimdi bakın kamuoyuna şunu veriyorlar. Yani bakın işte sizin istediğiniz bir siyasi parti de gelse kardeşim yok biz atacağımızı atarız. O zaman Refah Partisi tabanında da bunlara karşı bir öfke yeşeriyor. Ya kardeşim Erbakan'ın başbakan olduğu bir Milli Güvenlik Kurulu'nda irticadan işte subaylar atılıyor. Ne irticası? İrtica suçu dedikleri ne biliyor musunuz?
Yani bu kuşaklar pek anlamakta zorluk çekersin. Diyelim ki annesi veya eşi başörtülü. Başka bir suç yok, somut bir şey yok. Daha sonra da ben size anlatacağım, söyleyeceğim yani yaşadıklarınızı. Efendim Erbakan eliyle işte subayları idrak ediyorlar. 5 Ağustos 96'da Erbakan bu yaş üyelerine, askeri üyelere bir yemek toplantısı veriyor. 14 Ağustos 96'da Başbakan ilk yurt dışı ziyaretini İran'a yapıyor. Şimdi Erbakan hani böyle vurguları itibariyle onun siyasal geçmişini filan çalışan akademisyenlerimiz bilir ya da o manada okuma yapmış arkadaşlarımız. Yani böyle daha çok yerli ve milli vurguları olan, bu tür tarzı olan birisi yani ya herkes Amerika'ya gidiyor, ben Amerika'ya niye gidecekmişim kardeşim? Yani benim işte komşum, en yakın komşularımızdan birisi, ben oraya giderim tarzında bir kendisinin duruşunu da sembolik olarak ifade eden bir gezi seçiyor. Ancak Türkiye'deki bu hani bazı tabirlerle dördüncü kuvvet dedikleri medya 70 yıllık batılı imajımız yok ediliyor. Gazetelerde sürmanşet. Gitmiş İran'a ziyaret ediyor. Ne işin var İran'da? Sen Amerika'ya gitmeliydin önce. 7 Eylül 96 Barolar Birliği Başkanı Erol Özgen ve Yargıtay Başkanı Müfit Utku adli yargı açılışında laiklik vurgusu yapıyorlar. Şimdi bu adli yargı açılışları da burada yargıçlar da var, çok iyi bilirler. Bir dönem ülkede yani böyle ayar verme yeri, adam orada sigara çekiyor yani muhatabına. Yani orada konuşurken artık herkes anlıyor kime söylüyor, muhatabına. Orada ardından bakın 21 Eylül 96 TÜSİAD dediğimiz iş adamları, Kalburüstü İş Adamları Derneği'nin önemli iki aktörü Rahmi Koç ve Sakıp Sabancı erken seçim talebinde bulunuyor. Bu talep aslında bunların kendi talepleri olmaktan çok arkadaşlar işte bir takım böyle bu iktidarın sürmesini istemeyen güç odaklarının şeyiyle, tavsiyesiyle ya da yönlendirmesiyle böyle bir açıklamada bulunuyor. Erken seçim olsun. Yani ülkede hangi sorun varsa. 23 Eylül 96'da Mesut Yılmaz hükümeti devireceklerini ima ediyor. İşte o zaman İsmet Sezgin ve Mehmet Ali Yılmaz yeni parti kurmak için doğru yol içinde ya bunlar. Doğru yolu bölecekler, sandalye sayısı düşecek ve hükümet düşecek. Yeni parti kurmak için harekete geçiyorlar. 3 Ekim 96'da Erbakan'ın bir yurt dışı seyahati Mısır, Libya ve Nijerya gezilerine çıkıyor. Kaddafi orada, Kaddafi'yi de hatırlamaz gene gençler, maşallah çok gençler. Arkadaşlar bu da Libya lideriydi, böyle yani değişik bir adamdı. Böyle şövalye gibi, bakıyorsun işte çadırda böyle şövalyelik yapıyor, değişik bir karakteri olan, dünyaya meydan okuyor, tamam mı? Böyle enteresan şey olan, karakteristik bir adam. Orada Türkiye'nin Kürt politikalarını eleştiren bir konuşma yaptı. Tabii bu bizde müthiş bir krize yol açtı. Yani o krizle birlikte hem başbakanı hem de hükümeti zor durumda bırakmış oldu. Hatta o zaman Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Refah Partisi'nin Libya'dan para aldığını iddia etti. Bunu ileri sürdü. 23 Ekim 1996 Aczi Mendiler diye bir grup ortaya çıktı. Arkadaşlar bu IŞİD'i son yıllarda televizyonlarda gördünüz değil mi? Şimdi bu IŞİD mensupları işte böyle Irak'ta, Suriye'de, bu Orta Doğu'da böyle siyah kıyafetlerle uzun işte saçı sakalı böyle birbirine karışmış ya da uzun tarzda böyle bir tarz diyelim yani. Şimdi bu adamlar gibi, bu Aczi Mendiler dediğimizde Türkiye'de bir tane başlarında bir adam var, ellerinde sopalar, böyle uzun uzun küpeler gibi kıyafetlerle çıkıyorlar meydana, tamam mı? Sokaklarda işte zikrediyorlarmış gibi böyle zikrediyorlar, geziyorlar. Şimdi millet tuhaf tuhaf şeyler, ulan bu nereden çıktı? Onu Müslümanlık yapacaksanız,
Namaz kılacaksanız gidin evinizde kılın, camide kılın. Bu son kadar bunu niye yapıyoruz gösterin. Yani adeta arı kovanına çomak sokmak gibi bir şey. Daha sonra zaten adamın yani ne menen bir adam olduğu ortaya çıktı. Ama gariptir böyle ortalık. Elazığ merkezli miydi? Adam Elazığlıydı herhalde. Ruat Hocam şimdi hemşerisidir söylüyoruz ama böyle garip insanlar. Neyse bunlar tabii sokaklarda böyle gösteriler yapınca hemen 113 kişi tutuklandı o zaman. Bu birinci sayfadan gazeteler verdi. 3 Kasım 96. Susurluk kazası diye bir kaza oldu arkadaşlar. Bu kaza Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir otomobil ile bir kamyonet çarpışıyor. Burada Hüseyin Kocadağ isminde emniyet müdürü, Abdullah Çatlı ve Gonca Uz bu kazada hayatlarını kaybettiler. Otomobilde bir kişi daha vardı. O da Sedat Bucak, Doğru Yol Partisi'nin milletvekiliydi. Bu Bucak aşiretinden, Urfa'nın Siverek bölgesinden. Şimdi burada tabii karanlık ilişkiler olduğu şeklinde medya çok sıklıkla bunu dile getiriyor. Ya kardeşim diyorlar, bu Hüseyin Kocadağ, adam emniyet miydi? Birisi işte böyle illegal işlerde adının geçtiği Abdullah Çatlı. İşte mafya, yurt dışı, bir takım operasyonlarda adının geçtiği bir kişi. Gonca Uz işte kim olduğunu kamuoyu bilmiş. O da bir bayan orada muhtemelen Abdullah Çatlı'nın arkadaşı diye yazıldı, çizildi. Ve bir de siyasetçi. Bunlar yani aynı ortamdan ne buluşuyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Bu böyle olunca bu sefer töhmet altında tutulmaya başlandı. Yani iktidar. Çünkü Doğru Yol milletvekili sonuçta. Ve o zaman da Mehmet Ağar, yine Ruat Hoca'nın hemşerisi. Ya bu hep Elazığ'dan çıkıyor işte. Mehmet Ağar İçişleri Bakanı, polis şefi, yani uzun yıllar emniyet müdürlüğü yapmış, yani böyle mesleği şeyi çok iyi bilen bir insan. İşte efendim kamuoyunda şu yazılıp çiziliyor. Deniyor ki ya işte bu illegal yapıları Mehmet Ağar körüklüyor. Bu işte Doğu ve Güneydoğu'da bir takım böyle olaylar oluyor. Faili meçhuller, işte adam kaçırmalar, silah kaçakçılığı vesaire. Fransızlar eksoterade vesaire gibi olayların hepsinin arkasında bu var diye medya alabildiğine yazıyor, çiziyor. Derken Doğru Yol Partisi içinde bunlar konuşuldu ve demek ki karar Mehmet Ağar'ın istifa etmesi yönünde çıktı. Mehmet Ağar görevi bıraktı. O zaman Meral Akşener İçişleri Bakanlığı'na geldi. 24 Kasım, daha bakın aradan bir 15-20 gün geçtikten sonra Mesut Yılmaz Macaristan'da bir saldırıya uğruyor. Saldırıda hani o zaman tabii çok böyle yıpratıcıydı da ya Mesut Yılmaz'ın bu kumarhanede ne işi vardı? Kamuoyu öyle yazıyor. Basında öyle manşetler atıyor. İşte orada bir güya kumar oynarken birisi yumruklamış, burnunu kırmış filan. Sonra bunun o olayı gerçekleştiren kişilerin Abdullah Çatlı'nın adamları olduğu şeklinde bilgiler yer aldı. Ve 7 Aralık 96'da Devlet Güvenlik Mahkemesi vardı arkadaşlar. Devletin güvenliği ile alakalı mahkeme, yani özel mahkeme statüsünde. Buranın savcısı Nuh Mete Yüksel, şimdi ben Nuh Mete Yüksel adını söyleyince o günlere gittim arkadaşlar. Ya Nuh Mete Yüksel, yani sanki ülkede gerçekten ne başbakanı, daha yetkili bir adam. Nuh Mete Yüksel olaya el koydu, bitti. Bu kadar şey. Bu Erbakan çalışma arkadaşlarından, yani bakan olan arkadaşlarından Necati Çelik ve bazı milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu. 10 Aralık 96'da üniversiteler sürece dahil olmaya başladı. Rektörler Komitesi bir deklarasyon ile hükümete uyarıda bulundu. Bu deklarasyonu, yani bu metni okuyan da Kemal Gürüz, YÖK Başkanı. Ve 5 Ocak 97'de Türk İş, bu işçi sendikası bildiğiniz gibi, Türk İş öncülüğünde hükümete uyarı mitingi yapılıyor. Sokaklar, meydanlar oldukça hareketli. 7 Ocak 97'de
Doğru Yol Partisi'nden buna tepki duyan partililer istifa edip Türkiye Demokrat Partisi adıyla bir parti kurdular. Hüsamettin Cindoruk bu partinin genel başkanı oldu. Yani Doğru Yol'dan ayrılmış oldular. 9 Ocak 97'de Başbakanlık Kriz Yönetimi Merkez Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Başbakanlığın kriz, merkez yönetim yönetmeliği. Burada arkadaşlar ilginçtir. Başbakanlık asker denetimine bırakılıyor. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nda bu tür kararlar alınıyor. Hükümet de yani böyle alabildiğine çatışmadan uzak durma gibi bir politika izliyor. Hatta tabanında da müthiş eleştiriler alıyor. Ya bunlara işte bu kadar çekingen davranıyor gibi. Ve 11 Ocak 1997'de Ramazan ayıydı. Erbakan, Necmettin Erbakan Türkiye'deki bir takım böyle dini cemaat gruplarına iftar yemeği veriyor. Genelkurmay bu 10 Kasım'da Sultanbeyli'ne belediye başkanına rağmen oraya bir heykel diktirme olayı vardı. Necati Çelik bunu protesto etmişti. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundu. Onu açmam lazım. Arkadaşlar Sultanbeyli diye İstanbul'un bir ilçesi. Sultanbeyli'nin belediye başkanı da gene Refah Partili. O zaman oranın yani o Sultanbeyli bölgesindeki komutan gidiyor. Bunlara hani Atatürkçülüğün ne kadar sahibi olduklarını, bunu nasıl böyle önemsedikleri imajını perçinlemek için gidiyor. İşte belediyenin normalde yönetiminde olan sokaklarda, işte bulunduğu meydanlara buraya bir büst dikeceğim, şuraya da dikeceğim, şuraya da dikeceğim gibi bir takım uygulamalar içerisine girince o zaman bu tabii iktidar partisi de ve belediye başkanı onlar da kardeşim yani büst ihtiyacımız varsa bunu dikecek olan biziz yani. Yani sonuçta şimdi diyelim belediyenin bir parkına bir büst dikilecekse sonuçta onun belediyenin imar işleri vesaire bir de onların karar vereceği bir şey. Yani bunu buradaki işte jandarma komutanı yok ya ben oraya bir büst dikeceğim. Kalkın buraya öbür parka da koyacağım, şuna da koyacağım. Yok oğlum senin işin değil ki ya. Üstüne vazife ediniyorsun. Yani bu şimdi bu sefer karşı çıkılsa vay gördün mü bu mürteciler? Bunlar işte Atatürk büstüne karşı çıkıyor. Gibi böyle öküz altında buzağı arayacaklar. Bu Necati Çelik de Çalışma Bakanı bunu eleştiren bir konuşma yapıyor. Bundan dolayı Genelkurmay hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ve 13 Ocak 1997'de Erbakan izin almaksızın kamu özel ve askeri yapıyı denetleyebilecek yetkili insan hakları müsteşarlığı yasak tasarısını hazırlıyor. 22 Ocak 1997 yüksek rütbeli subaylar Gölcük'te, işte esas bu toplantı önemliydi arkadaşlar. Orada bir toplantı yapıyorlar. 9 komutan, kuvvet komutanları da dahil üst düzey komutanlar orada 72 saat süren bir toplantı yapıyorlar. Ve bu toplantılarda bir takım tespitler yapıyorlar. Bunlar 1. Orgeneral Teoman Koman'ın sürekli Susurlu Komisyonu'na çağrılması şova yöneliktir. Şimdi bu jandarma genel komutanı yani bir takım böyle işte gayri hukuki işlerin yapıldığı iddiaları var. Bunu da bir Susurlu Komisyonu kurulmuş ve bu olayları açığa çıkaralım. Çünkü medyada çiziyorlar, uluslararası bir takım insan hakları örgütleri de dahil Türkiye'yi töhmet altında şey yapıyor, bırakıyorlar. İşte buralarda siz illegal işler yapıyorsunuz, bunu aydınlığa çıkarın filan diye. Şimdi hükümet de diyor ki ya işte hani bu Susurlu Komisyonu kurulmuş partide şeyde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Tamam komanda gelsin buraya ifade versin. Onun çağrılmasını bunlar işte bu şeyde Gölcük'teki toplantıda aldıkları karar gelir. Onu toplantıya Susurlu Komisyonu'na çağırmanız bir şovdur yani. 2. Bir generalin o general işte şeye büst diken general Sultanbeyli'ye bir semte Atatürk heykeli dikilmesindeki tutumu için söylenenler üzüntü vericidir diyor. Yani hani eleştiriyorlar ya. Sen niye eleştiriyorsun ya? Bunlar üzüntü verici şeyler. Adam ne yapmış yani? İşte parklara büst dikmiş.
Türk Silahlı Kuvvetleri iç ve dış tehdide karşı ülkeyi korumakla görevlidir şeklinde 3. maddeyle yazıyorlar o toplantının neticesini. Ve 28 Ocak 97'de medyada irtica haberleri birdenbire artmaya başlıyor arkadaşlar. İşte A gazetesi, B gazetesi, C gazetesi her tarafta bu tür. İşte efendim bunlar Taksim'e cami yapacaklar, Ayasofya'yı açacaklar, 500 tarikat, 5000 şeyh defilenin yasaklanması gibi böyle bir takım haberler servis ediyorlar. Ve o dönemde bir de Milli Güvenlik Kurulu'ndan da uyarı geliyor. Bunlar diyor, bu işleri yapanlar bölücü ve yıkıcı faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu yayınlar da önlenmeli. Şimdi süreci tahayyül edebiliyor musun böyle hafızanızda? Yani nasıl böyle bir sürekli bir rahatsızlık edici ortam? Yani adam bilmese bak diyecek, gerçekten bunlar ülkeyi bin yıl geriye götürecekler. Tehlikeli bir şeyler var. Baksana neler oluyor bitiyor filan. Ve 29 Ocak 1997'de Necmettin Erbakan Başbakan Ramazan mesaisi uygulaması başlatmıştı. Bu Danıştay tarafından durduruldu. Laikliğe aykırı bulundu. Yani işte diyelim ki saat 17'de bazı şehirlerde iftar saati oluyor. Ya adam çalışanlar da iş yerinde. Ya bunlar hani daha bir saat erken başlasın ve öğlen arası verilmesin. Saat 4'te mesai bitsin. Bunu, bu düzenlemeyi dini gerekçelerle yapmıştınız. Öyleyse bu irticaya dönüştür. Böyle bir kolaylık sağlanması ve derken bu da Danıştay tarafından durduruldu. Ve işte 30 Ocak 97 arkadaşlar, bu çok önemli bir şeydi bana göre. Yani uyarıcı ya da önemli bir itici rol oynayan olaylardan birisi bu. Sincan'da Sincan Belediye Başkanı, o da Refah Partili bir belediye başkanı, bir Kudüs gecesi yapıyorlar. Bu Kudüs gecesinde İran Büyükelçisi'ni de davet ediyorlar. O da, İran Büyükelçisi de orada konuk. Orada işte Kudüs'ü, İsrail işgalini konu edinen, oradaki işte baskıları, uygulamaları konu edinen bir gösteri yapıyorlar. O gösteride sloganlar filan atıyorlar. Ulan bu ne ya Türkiye'de? Bunlar işte baksana işte şeriatı getirmek istiyorlar. Bu işi tetikleyen bir unsur. Önemli unsurlardan birisi sayılabilir diye düşünüyorum ben. Ve 31 Ocak 97'de Yargıtay Başsavcılığı siyasi partiler yasasına aykırı davrandığı gerekçesiyle Refah Partisi'ni uyardı. Partili gençlerin özel üniformalar giydiğini öne sürdü. Aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç, MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Süleyman Demirel'i ziyaret ettiler ve Taksim'e cami, türban, Ramazan mesaisi, kurban derileri ve karadan hac gibi konularda görüşlerini Cumhurbaşkanı'na aktardılar. Yani bu tabi medyada böyle haber yer alıyor ama bunun muhtemelen benim yorumum şu. Yani işte bu heyet gidiyor. Ya bu olacak iş değil kardeşim. Bu işe bir çözüm bulun. Ya. Bu artık yürümez böyle. Baksana bu ülkeyi ne hale getiriyor bunu. Ve Başbakan Erbakan gizli bir emirle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine bir yıllığına başbakanlık yetkilerini devrediyor. İşte burası olacak iş değil. Sen başbakansın, yetkilerini devrettiğin an zaten artık elini verdiysen kolunu da ister. 1 Şubat 97'de Bayram Meral, o zaman Türk İş'in genel başkanı, Mustafa Özbak, Türk Metal'ın genel başkanı, bir de Atatürkçü Düşünce Derneği, İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi yetkilileriyle birlikte 3 general ile görüşüyorlar bunlar. 2 Şubat 97'de Erbakan, hani bir de medyada öyle şey yer alıyor ki ya işte bu silahlı kuvvetler bunları istemiyor, bunlar ülkeyi geriye götürüyorlar tarzı haber ve yayınlar sürekli yapılıyor. Necmettin Erbakan da sürekli ortamı yumuşatma, daha böyle suhulette, ya aslında bizi yanlış anlıyorlar, öyle bir durum yok. İşte açıklama yapıyor. Ordu ve Demirel, Sayın Cumhurbaşkanı bizden çok memnun. Bunu söylüyor ya. Millet tabii gülüyor. Lan nereden ben? Ya görüyoruz işte sana neler yaptıklarını. Ama o gene böyle ortamı
yumuşatmak için daha böyle itidallı bir üslup kullanıyor. Hatta bir hatıramı anlatayım burada. Bülent Bey anlatmıştı, meclis başkanı. Ya dedi ki biz o dönemde gittik dedik ya hocam, ya bu olacak işte, biraz sert tavır şey göstermen lazım. Yani sen, bunlar resmen bize sövüyorlar diyelim. Sen kalkıyorsun, aramız çok iyi falan. Ya nerede aramız? Erbakan bunlara demiş ki bak, bu çok manidar arkadaşlar. Gerçekten yani bir devlet adamı ülkeyi germemek için hani tabir caizse hakareti dahi sineye çekiyor. Adam şöyle demiş bunlara. Ya çocuklar demiş, siz bilmiyorsunuz. Bunlar iyi çocuklar. Bunlar vatan evlatlarıdır. Bak bunların vatan millet sevgisinden asla şüphe duyulmaz demiş bunlara. Bunlar bizi bilmiyorlar. Bizi bilseler bize böyle davranmazlar. Öğrenecekler, tanıyacaklar bizi. Bülent Bey yıllar geçmiş sonrasında şu yorumu yapıyordu. Diyordu ki ya hocam bu kadar ufku gelişme. Hakikaten diyor bunlar. Şimdi bakın şu an Türkiye'de yani Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları bir sorun var mı? Yani bu insanların dindar olanlarıyla bir sıkıntısı var mı? Bir sorun var mı arkadaş? Yok. Ama işte ne zamana kadar? Anlayana kadar, bilene kadar. Bir öcü gibi gösteriyorsun birilerini. Ya adamı tanımazsan ön yargın oluyor. Ama tanıdıktan sonra ya diyorsun adamı ne kadar yanlış tanımışız biz. Evet. 3 Şubat 97 Devlet Güvenlik Mahkemesi Kudüs gecesine soruşturma başlatıyor. Genelkurmay Başkanı Karadayı komutanlarla toplanıyor. İçişleri Bakanı'nın görevini yerine getirmesi ve gerekli işlemleri yapması gerektiğini açıklıyorlar. Meral Akşener o zaman İçişleri Bakanı, yani hükümetin bir üyesi, görevini yapmadığı yönünde bir telkinde bulunuyorlar. Ve 4 Ocak 1997'de Ankara'nın Sincan semtinde, ilçesinde tanklar yürüdü arkadaşlar. O eti meskut zırhlı birlikler komutanlığından çıkan tanklar Sincan'ın sokaklarında yürüdü. Millet tabi ulan bayram bir seyran dedi. Tanklar niye yürüyor? Tabi muhatabı anlıyor yani ne demek istediklerini. İşte oğlum bak yani tanklar hazır. Anadolu Ajansı ve birçok medya kuruluşları bunları haberdar etmişler. Onlar da canlı yayın yapıyorlar. Ve Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman ertesi gün bir açıklama yapıyor. Açıklamasında diyor ki Sincan'da olsaydım kendimi tutamazdım. Daha büyük işler yapardım. Böyle bir açıklama yapıyor. Ve 5 Şubat 97'de Demirel Erbakan'ı uyarıyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Necmettin Erbakan'ı uyarıyor. Oramiral Güven Erkaya irticanın PKK'dan daha tehlikeli olduğunu ileri sürüyor. Ve 6 Şubat 97'de Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız gözaltına alınıyor. Ecevit'e göre karşı karşıya gelinen bu durum bir askeri darbe değil, bir Refah Partisi darbesidir. Yani bu Sincan olaylarını da irdeleyerek içine alarak söylüyor. O ara Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sivil hükümeti, sivil iradeyi önemsediklerini belirterek Türkiye ile alakalı herhangi bir endişe duymadıklarını açıklamak zorunda kalıyor. Ve 7 Şubat 97'de İstanbul'daki öğretim üyeleri Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenlerle mücadele edeceklerini söylüyorlar. Doğu Perinçek, Cumhuriyet devrimi kanunları uygulansın diye bir kampanya başlatıyor. Şubat 1997'de Mesut Yılmaz Refah Partisi'nin silahlandığını ileri sürüyor. Bunun üzerine ülkede pompalı silah satışlar arttığına dair haberler yapılıyor ha bir de böyle medyada ve olay Milli Güvenlik Kurulu'na taşınıyor. 9 Şubat 97'de Demirel Bayram mesajında şunu söylüyor. Dini siyasallaştırmaya çalışanların suç ve günah işlediklerini belirtiyor. Ve 14 Şubat Sincan davasındaki DGM'den Bekir Yıldız ve beraberindeki 10 kişinin tutuklanmasına karar. Bekir Yıldız dışındaki 10 kişinin daha tutuklu. Bekir Yıldız zaten tutuklu. Bir 10 kişi daha tutukluyorlar. Ve 15 Şubat 97'de Demirel Türkiye'nin İran ve Cezayir olmadığını belirttikten sonra şeriat isteyenlerin Atatürk Cumhuriyeti'ne karşı çıktıklarına vurgu yapıyor. 20 Şubat 97'de
Tansu Çiller'in mal varlığı konusunda Yüce Divan'a gidilmesi istenmişti ve Yüce Divan'a oylamayla gitmesine gerek olmadığı mecliste kararlaştırılıyor. Ve 21 Şubat 97'de Kudüs gecesi nedeniyle Türkiye ve İran büyükelçiliklerini çekti. O zaman Türkiye oraya nota veriyor. Onlar da ya bizi bu işe niye karıştırıyorsunuz diyorlar. Onlar da mukavemet gösterip bir nota derken biz onlardan büyükelçimizi çekiyoruz. Onlar da Türkiye'deki büyükelçilerini kesiyor. Böyle hiç durup dururken İran'la bir aralarımız bozuluyor. Restleşiyoruz. Ve Orgeneral Çevik bir İran'ın terörist devlet muamelesi görmesi gerektiğini belirterek Sincan olayı için demokrasiye bir balans ayarı yaptık ifadesini kullanıyor. 24 Şubat 97'de Demirel dini siyaset malzemesi yapanların, rejimi bozmaya çalışanların Cumhuriyet savcısıyla yüzleşeceğini ve de savcılar ve hakimlerin görevlerini yerine getireceklerini açıklıyor. 25 Şubat 1997 Orgeneral Güven Erkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanıydı. Yıllarca devletin geleceği için PKK'nın bir tehdit oluşturduğunu ancak PKK kontrol altına alındığından dinci akımların daha büyük tehlike arz ettiğini söylüyor. Affedersiniz. Bu tehlikenin boyutlarını laik cumhuriyete, çoğulcu demokrasiye ve sosyal hukuk düzenine karşı odaklandığını ifade ediyor. Mesut Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincan benzeri bir uyarıyı bakın bu tarihte yapıyor arkadaşlar. Ne zaman? 25 Şubat'ta. 25 Şubat'ta yani 28 Şubat'tan 3 gün önce diyor ki Silahlı Kuvvetler 28 Şubat'ta Sincan'daki olaylara benzer bir uyarıyı hükümeti 28 Şubat'ta yapacak ama hükümet bunu anlamayacak kadar da kördür. Ve 26 Şubat 97'de Türk İş, DİSK ve TESK güç birliği kararı alıyor. Gerekçe rejime karşı tehdit oluşturdukları için ortak bir yürüyüş ve protesto İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ise laiklik için eylemler başlatıyor. 27 Şubat 97'de Türk İş, TESK ve DİSK köşke çıkıyor Cumhurbaşkanı'nın yanına. 1. Ordu Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ni ziyaret ediyor. Tabii bunlar nasıl yorumlanıyor? İşte yani Devlet Güvenlik Mahkemesi'ni ziyaret ediyor. Oradan muhtemelen işte telkinde bulunuyor. Basın bunu işliyor. Ve 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Toplantısı yapılıyor. Alınan kararlar hükümete bir muhtıra gibi bildiriliyor. 5 gün Erbakan bu kararları imzalamıyor. Ve çıkışta Erbakan bir basın toplantısı yaparak gene hiçbir şey olmamış gibi böyle hiç unutmam yani böyle müthiş terliyor, basın soruyor. İşte size uyarıda mı bulundular, şöyle mi yaptılar, yok uyum var, herhangi bir sıkıntı yok gibi filan. Ama kararlarda imzalamıyor, 5 gün dideniyor ve 5 günün sonunda bu kararları imzalıyor. Ve Milli Güvenlik Kurulu kararlarını uygulama komitesi kuruluyor ve böylece artık fiilen operasyonlar başlamış oluyor. İşte bu şeyler arkadaşlar 28 Şubat diye adlandırdığımız olayın tarihçesi bu. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan bu kararlar ve hükümete muhtıra niteliğinde bunları yapacaksın. Ve daha sonra bu Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan bu kararları gerek Mesut Yılmaz, gerekse Doğru Yol Partisi'nden ayrılmış olan Hüsamettin Cindoruk demeç veriyor. Ya diyorlar ki kardeşim bu resmen siyasete müdahale etmektir yani. Siyasi erken hükümete bu olacak iş değil, bu kabul edilecek bir şey değil diyorlar. Ama dikkat ederseniz sürecin gidişatına nasıl katkıda bulundu? Ve derken arkadaşlar hükümet istifa ediyor. Ve artık bildiğiniz bugünlere gelen süreçler başlıyor. Refah Partisi kapanıyor. Refah Partisi kapandıktan sonra Fazilet Partisi diye yeni bir parti kuruyorlar. Onu da kapatıyorlar. Türkiye'de böyle. Ve derken
Recep Tayyip Erdoğan, o zaman İstanbul Belediye Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan da Siirt'te bir konuşma yaparken Ziya Gökçak'tan bir şiir okudu. Minareler süngü filan diye başlayan bir şiir var ya. Ziya Gökçak, yani Ziya Gökçak da mürteci ise yani yandık artık. Düşün. Bu şiirden dolayı arkadaşlar onu da Devlet Güvenlik Mahkemesi yargılıyor ve belediye başkanlığını düşürüyor. Böyle artık bakıyorlar ki yani hükümet olamıyoruz. Belediye başkanı olamıyoruz. Şöyle etsen, böyle etsen bir şekilde seni operasyona tabi tutup dışarıda bırakıyorlar. Ve arkadaşlar seçime gidildiğinde Tayyip Bey tabi o zaman cezaevine giriyor. Cezaevine giderken yüz binlerce insan böyle onu cezaevine gönderirken her kesimden insan var. Ya arkadaş ya bir adam şiir okundu diye cezaevine mi gider? Gibi. Neyse. Tabi her şeyde bir hayır var derler ya. Cezaevine gidiyor. Cezaevinde gittikten sonra ülkede yeni seçimler dönemi başladığında bu sefer Fazilet Partisi'nin içinden bazı arkadaşlar, milletvekilleri diyorlar ki ya bu tarzla, bu üslupla ya da siyaset etme biçimiyle siyaset yapma şansımız yok. Daha farklı siyaset yapmamız lazım. Nasıl? Ya mesela şimdi eleştirecek ortak. Ya ömrü uzun. Sen bütün böyle cemaat liderlerini bilmem şeyhleri ya ne diye yemeğe çağırıyorsun? Sembolik ama işte zaten adam rahatsız. Lan diyor bak bunlar zaten ülkeyi bu hale getirecek. Gerek yok ya. Derken AK Parti kuruluyor. AK Parti kurulurken içerisine yani sadece böyle Refah Partisi geleneğinden gelenleri almıyor. Diyor ki arkadaş biz bu ülkede yani özgürlük alanlarını genişleteceğiz. Ülkenin kalkınmasına ciddi katkılar sunacağız, katkılar yapacağız. Ve derken bu kurucu irade seçime girildi. Hatırladığınız gibi 2001'de kuruldu. 2002 seçimlerinde %34.5 oy alarak AK Parti o zaman barajı aşamayan partilerde olduğu için sadece CHP ve AK Parti aşmıştı. Parlamentoda büyük çoğunluğa sahip olan bir sandalye sayısına ulaşıyor ve AK Parti iktidara başlıyor. AK Parti iktidarı dönemlerinde bu geçmişteki bu hukuksuzluk, bu ne bileyim özgürlükler önünde direnen, bu manada hukuksuz işler yapan yargı süreçleri başladı ve artık onların konumuzun dışında. Ben şu hususa bir dikkat çekerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Yani biz akademisyenler hani ders 45 dakikadır ama böyle fazla da uzattık mı tadı da kaçıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, şeffaf olmak lazım bir. Yani benim siyasetten ve bugüne kadarki tecrübelerim. Ya birileri sizi seven sevmeyen, insanların sizinle alakalı bir ön yargısının olmaması lazım. Yani şeffaflık bunu sağlıyor. Kapalı kapılar ardında bir şey yapmayacaksınız. Yani bir hedefiniz, bir yapacağınız ülkede değişiklik ve dönüşüme dair bir takım işler yapacaksanız kamuoyuyla, toplumla paylaşmalısınız. Yani kapalı kapılar ardında bir takım şeyleri konuşup kamuoyu önüne geldiğiniz zaman farklı şeyler söylemeyeceksiniz. İnandığınız doğruları toplumla da paylaşacaksınız. Sonuçta toplumun, milletin hakemliği esastır. Yani şeffaf olacaksın, yapacaksın. Kafalardaki soru işaretlerini böylece izale etmiş olacaksın. Ve AK Parti bu siyasi tarzla ülkede işte bildiğiniz gibi 2002'den bugüne kadar 2022 yılındayız. 20 yıllık bir süreçtir ülkenin yönetiminde bir iktidar partisi olarak ülkeye hizmetlerini yapıp ettiklerini sizler de gözlemlemektesiniz. Bu işin ayrı bir tarafı ama ülkede bu tür arizi durumlar ve bunları hani sıra dışı gerçekten beklenmedik hususlar olarak tanımlıyorum. İşin esası arkadaşlar gerçekten bir ülkede böyle arizi durumlar ortaya çıkmamalı. Yani şeffaf, hak ve hukuka riayet eden, insan haklarına
efendim ülkenin yönetimine, ülkenin kaderine dokunacağınız, yapacağınız bütün işler, iş ve işlemlerinizi kamuoyu önünde, milletin hakemliğinde, onun denetleyiciliğinde şeffaf bir şekilde ortaya koyarak ifade etmelisiniz. Yani başkalarının hak ve hukukuna riayet ederek de sizler bunları sağlayabilirsiniz. Bizler bunu sağlayabiliriz. Bakın ben kendi hayatımdan örnek vereyim, böylece bitireyim. Ben bölüm başkanıyım Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde ve de öğretim üyesiyim. Bir gün bir öğrencim böyle nefes nefese odama geldi. Hocam dedi bizim falan hoca dedi, bana dedi kafamda bir şapka vardı. Kız çocuğu böyle şapka giymiş, böyle spor bir şapka. Dedi hocam bana kızdı ve şapkamı açtı. Allah Allah, niye dedim. Bilmem hocam dedi, beni sınıfta azarladı böyle, tekdir etti. Ve ben çok üzüldüm dedi. Ben doğrusu çok ben de alındım ya. Sen ya ne var kızın şapka takıyorsun, taksın ya. İstediği gibi oturabilir. O hocayı çağırdım. Ya dedim hocam sen falan öğrenciye böyle ikaz etmişsin. Ha dedi böyle göğsünü gere. Abi dedi onlar bizim başörtümüzü yasaklıyor, ben de onun şapkasını yasakladım. Ya bu üslup mu dedi. Ya bu yanlış. Hani Aliye İzzet Begoviç'e diyorlar ki ya bu Sırplar bize bu kadar işkence yapıyor, bu kadar zulmediyorlar. Biz bunlara yani karşılığını yapmayacak mıyız? Sırplar bizim öğretmenimiz değiller diyor. Dedim ki Tahsin Hoca'ya, ismi Tahsin şimdi profesör bir üniversitede. Ya hocam bak dedim. Ya biz birilerinin yaptığı yanlışı sen de yapıyorsan, aynı yanlış uygulamayı sen yapıyorsan onu eleştirme hakkın olmaz ki. Ya bir öğrenci, biz akademisyeniz. Ya sınıfta ister başörtülü oturmuş olsun, ister şapkalı oturmuş olsun. Bana ne? Ben dersimi anlatırım. Yani senin dersi işleyişine mani bir tarafı var mı? Sen ona müdahale ettiğin an onun da başkasının hayat tarzına, giyim kuşamına müdahale etmesini meşru görmüş olursun. Olay bu. Birbirimize karşı alabildiğine hoşgörülü, saygılı, birbirimizi anlayarak ve güvenerek el ele birlikte bu ülkeyi hak ettiği yere ancak taşıyabiliriz. Değilse hep böyle 10 yılda bir arzi durumlarla yüz yüze geliriz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Hepinize saygılar sunarım. Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Doğan Karacoşkun'un kürsü teşriflerini arz ederim. Hediye takdimlerini gerçekleştirmek üzere Kilis Belediye Başkanı Sayın Servet Ramazan'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Thank you.
yapmıştır. Katılımlarınız için teşekkür ederim.